Ee, Ali Ali Bey günaydın iyi yayınlar hocam eşim 21 yaşında 2 hafta önceki yayında eşimin hormon değerlerini göndermiştim ve soğan kürü, havuç, incir kürü, testere dişli, aslan pençesi kürü önermiştiniz. Soğan kürü yarın bitiyor. Diğer kürlere ne zaman başlamamızı önerirsiniz ve kaç gün devam edelim? Demiş. Evet şimdi bakın hamile kalmak isteyen bayanlar yani şunu mutlak surette bilmeliler kesinlikle ve kesinlikle anemiye düşmemeleri lazım. Yani 11.4, 11.5 hemoglobin HGB'nin altına düşmemesi lazım. İster aşılama yap, ister tüp bebek yap, ister normal yolla hamileliği denemeye kalkın. Anemi varsa o yumurtayı dölleyen sperm tüplerden rahme gider orada embriyo oluşuyor ve tutunması lazım. Tutunabilmesi için kılcal damarlara ihtiyaç var. Yani plazante oluşacak. Dolayısıyla bu kılcal damarlar korulamıyor. Neden? Çünkü anemi var. Yani dolayısıyla kayıp düşer ve bir türlü de bunun için beta hCG dediğimiz yani hamileliği takip ilk 15 günde bakıyorsunuz yükselmiyor. Onun için lütfen çocuk sahibi olmak isteyenler sakın ola ki anemiye düşmeyiniz. Yani hamileliğin oluşabilmesi için. İnan 9.1, 10 bu tür değerlere sahip bayanlar var. Tüp bebek yapılıyor mesela. Tutmaz, tutmaz. Olmayacak duaya amin demeyin. Ve bu arada şunu söyleyeyim. Özellikle de hamilelik döneminde 4. 5. 6. 7. 8. 9. aylarda bir kadın eğer anemisi e, anemi durumu söz konusuysa %99.999 dünyaya getireceği çocuk ileri yaşında esansiyel hipertoni hastasıdır. Yani sebebi bilinmeyen yüksek tansiyon hastasıdır. Bu hemen mi çıkıyor? Hayır. 5 yaşında mı çıkıyor? Hayır. İleri yaşlarında. 25 yaşında, 30 yaşında bir bakıyorsunuz e, tansiyon yükselmeye başlıyor. İşte benim nedir sebepler araştırılıyor. Sebebi bilinmediği için de buna esansiyel hipertoni deniyor. Şimdi burada soğan körünü uygulamış 15 gün. Evet. Hemen arkasından e, günde 2 defa iki defa Alkimilla Vulgar istediğimiz testere dişli aslan pençesi körünü uygulayacaklar. Evet. Hocam. Bir ay müddetle. Bir ay müddetle.